Mehmet Demir. Bugün Pilmür Vadisi'nde çevre temizliği konusunda bir çalışma oluşturduk. Evet, bu konuda toplumun duyarlılığını arttırmak. Evet, gördüğünüz gibi. Meydanlarda birlik olmaya geldi. Meydanlarda birlik olmaya geldi. Seçmenin başına gelmişler, suyu almışlar. Ama sağa sola gelişi güzel çöp atmışlar. Bu konuda duyarlı olmak lazım. Memleketin hali. Evet. Çöpü görüyorsunuz. Evet, maalesef temizlik konusunda. Metin Bey, ne düşünüyorsun çöp konusunda? Duvar tahrip edilmiş değil mi? Çok kötü. Çok evet. Kötü. Çok, evet. Çok kötü. Bu konudaki mesajınızı alayım. Oran üstü bir kötü durumda. Evet. Biz de malzemeyi, orayı temizlemek, evet. Orayı insanların rahat edebileceği evet. Bir ortama kavuşturmak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Evet. Maalesef. Maalesef memleket fakir zerresine harap ve bitap düşmüştür. Evet. Çevre konusunda duyarlı olmamız gerekir. Çağdaş, medeni, uygar bir ülke olacaksak buna hassasiyet göstermemiz gerekir. Ama maalesef evet, çevreyi görüyorsunuz. Evet. Bak. Çok perişan. Çok kötü. Evet. Evet, maalesef. Maalesef. Evet. Halbuki bak ne güzel vadimiz, ne güzel dağlarımız, ne güzel çevremiz var ama maalesef evet burada vatandaş gelirken çeşmenin başında mesire dinlenme yerinde dinlenirken bile çok çok yazık ya, çok yazık, söyleyecek söz yok. Evet, insan olmanın gereklerinden biri çevresi konusunda duyarlı olmalı. Temizliğe hassasiyet göstermiyor. Bak maalesef, bak, 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 evet, evet. Bu nedenle ben herkesi çevre konusunda daha duyarlı olmaya, dikkatli olmaya, çöplerini, petlerini, maskelerini gelişi güzel atmamaları konusunda uyarıyor. Güzel ülkesini, doğasını, memleketini, Tunceli'yi, Dersim'i seven insanlar olarak memleketi, tüm Türkiye'nin hiçbir yerini yangın konusunda, her konuda, çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Ve bu konuda çaba gayret gösterilmesi ve çöpü atanları uyarmasını, ikaz etmesini diliyorum. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, evet. Bugünkü çalışmamız toplumu bu konuda bilinçli ve duyarlı hale getir. Duyarlı bir ülke, temiz bir ülke, yanmamış bir ülke, kirletilmemiş bir ülke, emanet olarak gelecek nesillere bırakmak dileğiyle herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.